Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Kur'an merkezli sohbetlerimize bir yenisini daha eklemek üzere bugün huzurunuzdayız. Cenab-ı Hak bu sohbetin müsbet tesirini görmeyi cümlemize lütfeylesin, nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in faziletini anlatan o kadar çok söz var ki, yine Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan ve yine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar rivayet edilerek gelen o kadar çok söz var ki takdir edersiniz 23 sene içinde Kur'an vahyi tamamlanmış. Bunları böyle birkaç dakika içinde nakletmek tabii ki bizim haddimizi aşar. Kur'an hakkında, Kelamullah hakkında asırlardır alimler söz söylemişlerdir. Söylediklerini yazıya dökmüşler, kitaplaştırmışlardır. Hala da söylemeye devam ediyorlar ve devam edecekler. Kur'an öyle bir zenginliği hudutsuz bir kelamullah'tır ki onun hakikatlerini anlatmak için mürekkepler yetmez. Suları, denizleri mürekkebe döksek yine Allah'ın o kelam sıfatının içeriğini, muhtevasını nakletmeye, kaydetmeye yetmez. Bu da bir Kur'an ifadesidir. Böylesine ekmel, mükemmel. Ama biz daha çok trafikte bazen yanlış hareketler yapılmasın diye hani levhalar var ya, bulunur ya, gerçi bugün o levhalara rağmen insanlar pek çok trafik yanlışı yapıyorlar uygulamada, diğer insanların hayatına mal olacak maceralara ya da sarhoş hale geldikleri için diğer insanların hayatıyla oynayan yanlışlara imza atabiliyorlar. Mevcut trafik levhalarını bile doğru dürüst değerlendirmeyen yapıyı düşünün. Bu yapı fren tutmayan bir yapı. Macera peşinde koşan bir yapı. Engel tanımayan bir yapı. Hız dedin mi hız sınırını aşıyor. Her şeyde sınır tanımaz hale geliyor. Her şeyde bir muhalefet. Ya muhalefet şeytan yapısıdır. Her şeye muhalefet olmaz. Yanlışa dur dersin, doğrunun, güzelin, hayırlı olanın yanında yer alırsın. Bu her yerde böyledir. Dünyayı yaşarken böyledir, hayatı yaşarken böyledir. Din zaten hayırı ve şerri birbirinden ayırt etmek için var olan bir rahmettir. Onun bizim hayat yolunda, yolumuzda istikbale doğru yol alırken bir tür trafik levhaları önümüze koyuyor. Emredilen şeyler teşvik ediliyor. Yasaklanan şeylerin yasakları gerekçeleriyle anlatılıyor. Niye? Trafik kazalarına sebep olmayalım diye. Kendi hayatımızı tehlikeye atmayalım. Başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım diyedir. Emirler ve yasaklar, evet böyle bir temel hikmet için vardır. Ama insan tabii iki şeytan gibi bir düşmanı dost edindiği takdirde, nefis terbiyesi ihtiyacı duymadan,
sınırsız bir özgürlük peşinde koştuğu takdirde, kendi özgürlüğünü başkalarının esaretinde aradığı takdirde, hep yanlışlar içinde bir hayatı sürdürecektir. Onun için yine uyarıya her zaman muhtaç, her zaman muhtaç, ama uyarıdan istifade etmediği zaman her zaman zararı kendisi görecektir, sıkıntıyı kendisi yaşayacaktır. Bunlar yaşanmasın diye Kur'an var, bunlar olmasın diye peygamber örnekliği var. Şimdi kardeşlerim, biraz olumsuzlukla alakalı birkaç nakil yapmak istiyorum bu sohbetimizde. Bir kere Rabbimiz Kitab-ı Kerim'ini tanıtırken şöyle tanıtır ayetlerden birinde. وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu biz indirdik ve mübarek bir kitap olarak indirdik. Bereketli bir kitap olarak indirdik. Uyduğunuz takdirde mutlaka hep güzel şeyler elde edeceksiniz. Kur'an size bunu sağlasın diye biz Kur'an'ı size indirdik. Evet, böyle mübarek bir kitap olunca ne yapmak lazım? Ona tabi olmak lazım. Onu da Rabbimiz emrediyor. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا Ona tabi olun. وَاتَّقُوا ve sakının. Neden sakının? Ona tabi olmama felaketinden sakının. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Böyle yapar iseniz Allah size merhametiyle muamele edecektir. Turhamun, Allah tarafından merhamet göreceksiniz diye ayetin devamı geliyor. Ona tabi olmak emirlerini tutmayı gerektirir. Onunla ilgili sakınmak, yasakladığı şeylerden sakınmayı gerektirir. Ama İnsanlar bunu yapabiliyor mu? İşte bütün problem orada başlıyor. Sahabe-i kiram hazaratı Kur'an'ı böyle okudular, böyle anladılar ve böyle uyguladılar. Ama herkes eşit olmadı. Hiçbir zamanda kullukta bir yarış olduğu için hepsi ipi aynı sırada göğüsleyecek diye bir şey de beklememek lazım. Ama o yolda yürümek lazım, o yolda gayret etmek lazım. Bunu gösterenler olmuştur. Bu hususta Peygamber Efendimizin talimatına uyanlar olmuştur. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh, Ya Huzeyfe teallem kitaballah ve tebi' ma fih. Efendimiz üç kere ard arda bu uyarıyı yapmıştır. Allah'ın kitabını öğren ve onun içindekilere tabi ol talimatını vermiş. İşte sahabe-i kiram bu hususta en samimi bir karşılığı vermek suretiyle Allah'ın kitabına tabi olmuşlar. Ona göre yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'i karşılarına almamışlar. Kur'an-ı Kerim'e karşı onu terk edici olmamışlar. Onu öğrenmek için tembellik yolunu bir mazeret yolu olarak seçmemişler. Onlar gecelerini, gündüzlerini Kur'an'ı öğrenmeye hasretmişler. Çünkü sağlam akideyi öğrenmenin yolunun bu olduğunu bilmişler. Güzel bir hayatı yaşamanın yolunun bu olduğunu bilmişler. Kur'an'ın emirlerini baş tacı etmenin hem dünyada hem ahirette insanlığı mutlu edeceğini bilmişler. Onun yolunda yarışmışlar. Yasaklarından sakınmanın bela ve musibetlerden kurtulma anlamı taşıyacağını hem dünya hem ahiret cihetiyle kavramışlar. Ama herkes böyle yapabilmiş mi?
Maalesef herkes böyle yapamamış, yapamıyor. Münafıklar hemen sırıtmışlar. Peygamberimiz Efendimizin mescidinde ona gelip de namazda cemaati olmalarına rağmen samimiyetsizlikleri hemen ortaya çıkmış. Kur'an-ı Kerim zaten maskelerini dökmüştür. Maskelerini yırtmıştır. Onun için bir ayet geleceği zaman hep korkarlardı. Acaba bizim yeni bir maskemizi mi yırtacak diye. Çünkü onlar samimi olmamışlardır. Çünkü onlar Kur'an'a gerçekte iman etmemişlerdir. İman etmiş gözükmüşler. Hepsi bu kadar. Bu da aldatıcı olmuştur. Cüretleri o dereceye varmıştır ki Allah'ı bile aldatmaya kalkışmışlar. Kur'an bunu da gösteriyor. İşte öyleleri hakkında Efendimiz bakınız ne buyurmuş. Ela uhbirukum bi hayrin nasi ve şerrin nas. Size insanların hayırlısını ve şerlisini göstereyim mi? Haber vereyim mi? Bildireyim mi? Buyurmuş bir defasında. Ve şöyle açıklamış. İnne min hayrin nasi raculen amile fi sabilillahi ala zahri farasihi ev ala zahri ba'irihi ev ala kademeyhi hatta ye'tiyehul mevtu. İnsanların hayırlısı öyle bir insandır ki Allah yolunda bütün işlerini tanzim eder ve tatbik eder. Allah yolunda işlerini yürütürken bazen işte cihada katılması gerekir. Bulduğu hayvan nedir? Attır. Atın sırtında bu amelini, bu cihat amelini, eylemini yapmaya yönelir. Ev katır sırtında ya da bulursa katır dediğimiz hayvan ki askeri hayatta çok hizmet eder ya da yaya olarak, hani yaya asker yok mudur? Her zaman her devirde öyle bir yol seçiyor ki bu yol cihat yoludur. Binitli binitsiz kendini bu işe adamış, Allah'ın dinini yüceltme davasına adamış. Bunu ne zamana kadar sürdürür? Hatta ye'tiyehul mevtu. Ölüm kendisine gelinceye kadar. İşte size insanların hayırlısını haber vereyim mi derken, insanlar hayatlarını cihat ruhu ile tanzim etmiş ve ona göre yaşayışını sürdürmüştür. Bu örnekleme fevkalade anlaşılır, açık bir örneklemedir. Peki insanların şerlisi kimdir? Onu haber vereyim mi? Ve inne min şerrin nasi raculen faciran. Facir, günahkar, Allah'ın emirlerini tutmadığı gibi yasaklarını da çiğneyen, ceriyen demiş, faciran ceriyen, cüretkar, yüzsüz, yani haramlara öylesine atılıyor ki onunla iftihar ediyor. Adeta haramı işlemeyi bir kahramanlık olarak sayıyor. Ha işte münafık tinetinin bir örneği daha burada gözüküyor. Yakra'u kitaballahi teala, Allah'ın kitabını okur ve la yer'avi. Bunu açıklayan diyor ki la yekuffu ve la yenzeciru anil kabihi ellezî nehâ anhu el-Kur'ânul Kerîmu. Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı bir şey, çirkin bir şey söz konusu olduğu halde, Kur'an'ı okuduğunda onu gördüğü halde kendisini o kötü işi yapmaktan uzaklaştırmaz, alakoymaz. Kur'an'ı okur ama muhtevasındaki çirkin işleri uygulamaktan da vazgeçmez ve bunu çok cüretkar bir şekilde yapar. İşte böylesi kimdir? İnsanların en şerlisidir buyurdu
Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ama hep kötü örnek yok tabii Kur'an'la ilgili, Kur'an-ı Kerim hakkında. Ama bununla tam bağlantılı olarak Furkan suresinde bir ayet-i kerimeyi hatırlamamız lazım. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Allah'ın Resulü ne dedi? İnne kavmi, şu benim kavmim, yani Kureyş, tabii o gün için Efendimizin muhatap olduğu kavim, davet ettiği kavim kimdir? Mekke'de Kureyşlilerdir. Medine'ye hicret ettikten sonra Evsliler, Hazreçliler ve diğer orada yaşayan insanlar. Ve kâle Resulü ya Rabbi, Resul dedi ki, ve böyle diyecek, bir anlamı da bu. Resul dedi ki, ve kâle Resulü ya Rabbi, Rabbim, inne kavmi, şu benim kavmim, yok mu? İttehadu hâzel Kur'âne mehcûra. Bu Kur'an-ı Kerim'i ne yaptılar? Var iken yokmuş gibi davrandılar ve onu terk ettiler. Ben Kur'an'a davet ediyorum insanları, onlar sırtlarını çeviriyorlar. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Bu çok kötü bir manzara. Yarın kıyamette Efendimiz böyle bir hal içinde olanlar hakkında şikayetçi olursa, acaba bizim halimiz ne olacaktır diye düşünmemiz gerekmez mi güzel kardeşlerim? Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi bir delil olacaktır. Bunu da Peygamberimiz Efendimiz naklediyor bize, bu hakikati duyuruyor. Vel Kur'anu hüccetun leke ev aleyk diyor. Kur'an yarın ya senin lehinde bir delil olacak ya da aleyhinde. Aleyhinde olunca ne olacak? O zaman Kur'an şikayetçi olacak. Aleyhimizde şahitlik edecek. Biz ne isteriz? Kur'an bizim lehimizde bir delil olsun. Bizi savunsun. Kur'an'ın surelerinin fazileti anlatılırken mesela Bakara suresi bunlardan birisidir. Okuyanı savunacaktır diyor. Lehimizde Kur'an gibi bir savunucuyu şimdiden hazırlama imkanımız yok mudur? Vardır. Nasıl olacak? Evvela Kur'an'a inanarak ona bağlanacağız, onu okuyacağız, hükümlerini öğrendikçe uygulayacağız, öğrendikçe uygulayacağız, uygulamada emirlerini tutacağız, yasaklarından sakınacağız. Emirlerini yerine getireceğiz, yasaklarından sakınacağız. Emirlerini yerine getirdiğimiz zaman lehimizde delili oluşturmuş oluyoruz. Yasaklarından sakındığımız zaman, ama tersini yaparsak bu defa aleyhimizde delil olacak. Kur'an aleyhimizde delil olur da bizden şikayetçi olursa bizi kim kurtarabilir? Onun için değerli kardeşlerim, bu noktada da hani olumsuz, olumlu taraflarından hep bahsettik. Ne kadar etsek de azdır ama olumsuzlukları da bu arada hatırlamakta fayda var. Çünkü bizim şu anda yaşadığımız hayat Kur'an-ı Kerim'in lehimizde delil olmasını sağlayacak hayattan çok Kur'an-ı Kerim'in aleyhimizde delil olmasını sağlayacak bir şekle bürünmüştür. Kur'an adına bize bir soru sorulsa, Kur'an dile gelse de bize dese ki, kendisi bizzat dese, beni ne kadar okuyorsun ey müminim diyen kişi, ben Allah'ın senin eline tutuşturduğu, indirip kalbine yerleştirdiği bir kitabım. Beni ne kadar okuyorsun? Benimle ne kadar bağın var? Okumayı öğrendin mi müminim, Müslümanım diyen ey Allah'ın kulu, benimle bağın ne ölçüdedir? Beni ezberledin mi?
Hadi hepsini ezberleyemedin. İbadeti yapmak için lazım olanlarını ezberledin mi? Doğru dürüst Fatiha suresini okumayı biliyor musun? Usulünce okumayı biliyor musun? Namazda sahih olacak şekilde zamm-i sureler koşabilecek misin? Yine usulüne uygun okumayı öğrendin mi? En azından böyle bir sorgulamaya tabi tutulsak vereceğimiz cevaplar gerçekte inciticidir, yürek yakıcıdır. Onun için bu noktada da tam bu uyarıyı, bu ihtarı herhalde paylaşmamız lazım geldiğini dinleyici kardeşlerim olarak siz de kabullenebilirsiniz. Kur'an inşallah lehimizde delilimiz olsun. İnşallah Kur'an şefaatçimiz olsun. Değerli kardeşlerim, şefaatçi dedim de bununla ilgili hadisi isterseniz hemen bu noktada canlı bir şekilde tekrarlayalım. O da bizim için iyi bir teşvik unsuru olsun ve cümlemiz bir son cümlelerimiz birer müjde ile dolsun. Yese düşmeyelim, ümitsizliğe kapılmayalım. Hatadan dönmek en büyük kazançtır, en büyük kârdır. Evet, hadis böyle. Efendimiz buyurmuş. El-Kur'anü şafi'un müşeffa'un. Ne demek? Kur'an şefaat edicidir ve şefaati de kabul görecektir. Kur'an şefaat edicidir ve şefaati de kabul görecektir. Kur'an-ı Kerim şefaat edici olur da Kur'an-ı Kerim şikayet edici olmaz mı? Şikayet edici de olur. O zaman da ne olur? وَمَا حِلٌ مُسَدَّقٌ. O zaman da onun şikayeti tasdik edilir. Kur'an aleyhinde şikayette bulunursa o tasdik edilecektir. Onu daha üst mahkemelere filan götürüp de o kararı, o tasdik edilmiş kararını kimseye temyiz ettiremeyiz. Onun için diyor ki devamında men cealehu emamehu, kim Kur'an-ı Kerim'i önüne alır, onu kendine rehber edinirse kadehu ilel cenneh, Kur'an rehberliğini önüne alır, onun arkasında Kur'an'a tabi olarak kim yürürse Kur'an onu cennete götürecektir, cennete kavuşturacaktır, kavuşturur diyor. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. Ama yok aksine kim onu sırtının arkasına atarsa, ne demek? Yani Kur'an'a sırtını çevirirse ne olur? سَاكَهُ اِلَى النَّارِ. Burada hem müjde var hem tehdit var. Onu da cehenneme sevk eder diyor. Kur'an, o zaman Kur'an okuyucusu olmaktan başka, Kur'an'ı anlayıp uygulayıcısı olmaktan başka seçilecek bir yeni başka kurtarıcı bir seçeneğimiz olmadığı anlaşılıyor. Bu anlayışla bugünkü sohbetimizi de noktalamış oluyoruz değerli kardeşlerim. İnşallah, ümit ediyorum, bu size naklettiklerim, bu nakledici olma özelliğim ile birlikte, şimdilik nakledici olmam özelliği. Çünkü onlar bize rivayetlerle gelmişlerdir. Asırdan asıra, nesilden nesile nakledile edile gelmiştir. Buna ön ayak olan, başta sahabe-i kiram hazaratından Allah razı olsun, razı olduğunu bildirmiştir zaten. Allah razı olsun. Onları örnek alarak, Kur'an emanetine sahip çıkarak bizden sonraki nesillere kavuşturmak suretiyle, ulaştırmak suretiyle diliyorum, dilerim ki bu abd-i aciz ben kardeşiniz olmak üzere hepimiz de Allah'ın rızasını kazandıracak güzel yolda, Kur'an ve sünnet yolunda adımlarımızı atmış oluruz. Hayatımızı böylece sürdürür. Bu adımlarımızın sonu da inşallah
Kur'an rehberliğinde cennet olur. Amin diyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.